2024 Tayfa Eşofmanlı Şevket Hoca'yı bilenler bilir, bilmeyenler de videolarını izleyebilir. Şey gerçekten de iyiydi. Biz bunları huniyle anlattık, flütle anlattık, çatalla anlattık diye bir söyleyişi vardı onun. Sınava giderken neler serbest? İşte ben de bunları resimleriyle göstereceğim. Sonra sorularda geliyor hocam bu serbest mi, şu serbest mi? ÖSYM'nin ifadeleri bakın. ÖSYM'nin ifadelerini söylüyorum. Alyans diyor. Basit alyans. Aha da bu. Basit alyans. Öyle taşlı maştı iki taş, üç taş, beş taş yok. Yasak. Sadece düz alyans kabul ediliyor sevgili arkadaşlar. Onun haricinde her türlü e, aksesuar yasak. Yani küpesidir, ıvırıdır, zıvırıdır. Başörtüsü takan arkadaşlarımız için e, bu şekilde boncuklu veya boncuksuz toplu iğne serbest. Boncuklu veya boncuksuz toplu iğne serbest. Basit tel toka demiş. Basit tel toka. Bunda da yine öyle taşlı maşlı böyle afilli ee, tokalar yasak. Bu şekilde basit düz tel tokalar serbest. E, basit piercing ifadesinde de şunu söylüyor. E, metal top veya sivri uçlu diyor. Taşlı olmayacak bunda da. Yani bu ikisin varsa sıkıntı yok. Onun haricindekiler sıkıntı olabilir. Yani olabilir değil yasak diyor sevimler. E. <laughs> Bozuk para veya kağıt para. Yani madeni para veya kağıt para serbest. Yani Türk lirası veya varsa Euro dolar onlar da serbest arkadaşlar. Ulaşım kartı demiş ama kredi kartları yasak. O da enteresan. Ulaşım kartı serbest. Sadece diğer kartlar yasak. E, basit tokalı kemer demiş. E, bunda da zaten e, basit olmayan öyle hani cafcaflı, taşlı maçlı falan e, kemer takıp da kimse gitmez herhalde düğüne gider gibi. E, gözlük şeffaf veya numaralı gözlük yani. Pardon arkadaşlar dinlendirici de olabilir ama güneş gözlüğü e, yasak ev anahtarı anahtarlıksız olacak anahtarlıksız ev anahtarı serbest ama araba anahtarı yasak e, ve üzerindeki ambalajı etiketi çıkartılmış olan su götürebiliyorsunuz e, büyüklüğü önemli değil e, tabii ki kimsenin damacana götürecek hali yok sonuçta e, yarımlık su 500 milimlik su işimizi görür. Daha fazlası da e, Allah korusun sınavda. Tuvaletimizin gelmesine sebep olabilir e, Artı ne götüreceğiz bir de Sınav giriş belgemizi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartımızı Fotoğraflı olması koşuluyla Kimlik kartımız yoksa e, Geçerlik tarihi devam eden Pasaportta kabul ediliyor Eğer ki kimlik kartımızı oldu da oldu Kaybettik geçici kimlik belgesini Nüfus müdürlüklerince verilen Geçici kimlik belgeleriyle de sınava giriş yapabiliyoruz e, Bunun haricindeki Her şey yasak Sevgili arkadaşlar ee, birisi sormuştu bir kere sakız çiğneyebiliyor muyuz diye. Sakızla ilgili bir yasak yok, ee, ama ben yani tasvip etmem çünkü e, diğer arkadaşlarınız rahatsız olabilir, başkalarının hakkına girmiş olursunuz. O yüzden buna gerek yok. Ee, sizlerin sorular olursa dediğim gibi yorumlara yazın. Elimden geldiğince herkese cevap vermeye çalışıyorum. Hoşçakalın.